Arkadaşlar, bugünkü konumuzu ben çalışmaya başlıyorum. Nasıl çalıştığımın da bilgisini tabii ki size aktarıyorum. Resmimizin durumuna baktığımızda ki elimizdeki bir fotoğraf, hakim bir renk bu resimde çok kolay tespit edebiliriz. Sanki böyle mavi ile hafif kahverenginin karıştığı bir renk gibi. Tam fotoğraftaki rengi tutturamasak da benzeri bir renk oluşturabiliriz. Bunun için geniş bir alanı boyayacağımız için şöyle bir geniş fırça ya da ucu böyle olan mop dedikleri fırçalardan birini kullanabiliriz. Ben bu fırçayı tercih ediyorum. Fırçamı suya batırıyorum. Sonra paletimdeki açık bir maviyi alıp sulandırıyorum ve onu paletime yayıyorum. Paletimde fırçayla o boyayı karıştırarak ezilmesini sağlıyorum. Sonra yine bir açık kahverengi alıp o mavinin içine karıştırıyorum. Biraz da sulandırıp daha açık bir mavi elde ediyorum. Şimdi resmin hakim rengini resmin her tarafına süreceğim. Neden her tarafına sürüyorum? Bu renk resmin her tarafında görüneceği için bir bütünlük sağlayacak. Yani bütün objelerin aralarından, altından, sağından, solundan gözükecek. Ve resmin parçalanmamış, ayrı ayrı resimler olarak değil de, yani onu da şöyle söyleyeyim. Boyayı o şekilde ayarlamazsam, yani resmin altıyla üstü arasında çok renk farkları ya da ayrı resimler gibi görülmesine sebep olmamak için resmi böyle boyuyorum. Bakın, sandalların da üzerinden geçiriyorum. Amacım açık bir renk oluşturmak. Açık bir rengi bu şekilde resmin her tarafına kullanıyorum. Sizin burada dikkat edeceğiniz konulardan birisi de acemi olduğumuz için henüz çok fazla su kullanmamak. Az miktarda su kullanırsanız kontrol edebilmek açısından daha başarılı olabiliriz. Şimdi bakın, arka planda görünen sanıyorum 3 tane ayrı dağ var. Bu dağların en arkadaki en soluk, yakınlaştıkça koyulaşan dağlar. Ben resme biraz hareket katsın diye gökyüzünde biraz şöyle hafif koyular atayım. Yani burada ben ne yapıyorum? Aslında çalışacağım resme yorum getiriyorum. Şimdi daha ince bir fırça alarak arkadaki dağları boyamaya çalışacağım. En arkadaki dağı bu boyadığım kağıdın renginde bırakacağım. Onun önündekini boyayarak biraz daha koyu bir ton elde edeceğim. Bu neye sebep olacak? Renk perspektifi oluşmasına sebep olacak. Yani öndeki planda, yakın planda daha koyu, arka planda
daha soluk bir renk. Şimdi onun önündeki kütleyi de boyuyorum. Aslında arkadaki şu dağ ile gökyüzü arasında bir karışıklık oluştu gibi geliyor bana. Dolayısıyla boyamayacağımı düşündüğüm şu en arkadaki dağa da hafif bir renk katmak istiyorum. O da yine uzaktan görünen bir kütle olduğu için onu da açık mavi ile boyayalım ki uzakta görürsün. Bu durumda ne yapmam lazım? Ön plandaki dağları biraz daha koyulaştırmam gerekecek. Ön plana kahverengi atmıştık. Biraz onu kuvvetlendirelim. En ön planı da biraz daha koyu bir renk atıyorum. Bakın altındaki renk çok fazla kuru değil. Islak denilebilecek bir renk. Şimdi ben onun üzerine ıslak bir renk atarsam alttakiyle kaybolur. Alttakine karışır ve kaybolur. Onun için oraya atacağım rengi daha az sulu bir renk olarak kullanıyorum. Şimdi fazla su kullandığım için en ön planda da boyanın karıştığını görüyorum. Onu bir kağıt parçasıyla, kağıt havluyla şöyle kurulayabilirim. Oraya da ben, yani en yakındaki bitki örtüsü yerine de önce bir turuncu atmak istiyorum. Daha sonra o turuncuyu olgunlaştırabilirim. Yani bir satranç oyunu gibi. Aslında satrancı ben bilmem ama bir sonraki hamleye hazırlık gibi düşünün. Ama fotoğrafta görüyoruz ki buradaki renk biraz daha koyu. İstediğimiz kadar onu koyulaştırabiliriz. Şimdi bu resmin arka planı olduğu için ben şu kıyıda dursam, arka plana baksam, arka planla ön plan arasındaki mesafeyi uzun görmem lazım, derinlikli görmem lazım. Dolayısıyla şuraya atacağım renklerle buraya atacağım renklerin aynı tonda olması buradaki mesafeyi daraltır. Ama ben arka planı bu kadar açık tutarsam ya da ön planı daha koyu atarsam aradaki mesafe çok daha fazla algılanabilir. Şimdi şuradaki sandal çizminin üzerine de gelen boyayı bu şekilde kaldırıyorum. Dolayısıyla resmimizin genel hali aşağı yukarı meydana çıkmış oluyor. Şimdi burada bizim yapacağımız şey bazı şeyleri, objeleri biraz daha kuvvetlendirmek. Şimdi bakın objeler şimdi boştu. Öndeki teknemiz beyazdı. Ben şuraya
kompozisyon çok zayıf olmasın diye iki tekne daha ilave ettim. Dolayısıyla daha zengin bir kompozisyon olacak. Burada benim renkleri ayarlamam lazım. Renkleri de nasıl ayarlayacağım? Uygun renkler. Yani öndeki sandalı beyaz bırakıp fotoğraftakine bağlı kalarak renkli olan bölümlerini boyuyorum. Tekneyi boyarken de yine ışığa ve gölgeye dikkat etmem lazım. Şimdi ben bunu açık bir renkle yapıyorum. Şurasında da bir mavi var. Açık renklerde boyamamın sebebi eğer hata yaparsam daha kolay düzeltirim. O mavinin de böyle bir yansıması var. Ayrıca bu mavi rengin sandalın suya yansımasında da görüyoruz. Biraz bu renklerin etrafından su geçirirsem suya yansımalarını çok sert görmeyiz. Arkadaki sandalları da bu kompozisyona uygun bence açık kahverengi gibi düşünüyorum. Birini kahverengi yapalım. Birini de kırmızı gibi bir renk yapalım. Kırmızıya doğru dönsün renk. Bakın burada ben yine bu kırmızıyı ve diğer sandal rengini mümkün olduğu kadar açık koydum. Sandalların gölgeleri henüz belli değil. İkinci aşamada sandalların koyu taraflarına, gölge taraflarına biraz daha renk süreceğim. Şimdi resim kullandığım sudan dolayı kağıt biraz ıslak. Resmin daha çabuk ilerlemesini sağlamak adına şimdi ben bunu saç kurutma makinesiyle kurutacağım.